Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir çiçek bakımı videosuyla daha karşınızdayız. Evet, başlığı okudunuz. Difenbahya suda mı, toprakta mı daha iyi köklenir? Birçok kişinin merak ettiği soru budur. En çok kanalımıza gelen sorulardan birisi de budur. Ben Difenbahya'yı çoğaltmak istiyorum. Suda olmadı, toprakta denedim, o da olmadı. Ne yapacağımı bilemedim. Bana bir akıl verin şeklinde çokça soruyla karşılaşıyoruz. İşte arkadaşlar, çok güzel bir örnek var karşımızda. Bardağın içerisinde köklenmiş bir Difenbahya, hem kökleri var, hem de bakınız şu şekilde iki tane filiz vermiş. Sevgili arkadaşlar, ben şu anda abimin evindeyim. Bundan yaklaşık 4 ay önce ziyaretine geldiğimde bu Difenbahya çiçeğinin çocuklar tarafından kırıldığını görmüştüm. Ben de o dönemde bir işlem yapmıştım. Bir parça Difenbahya'yı suyun içerisine koymuş. Bu şekilde Difenbahya'nın büyük bir kısmını da köksüz bir şekilde böyle toprağa dikmiştim. Saksıya dikmiştim. Tabii o dönemde yani daha küçük saksı yoktu ve işimiz aceleydi. Böyle büyük bir saksı varmış. Bulduğumuz saksıya toprağı doldurduk ve köksüz bir şekilde Difenbahya'yı dikmiştik. Tabii bu süreç içerisinde şuradaki birçok yaprak kurumuş. Abim kurudukça bu yaprakları kesmiş. Üzerinde şu anda büyük kaç tane? 2, 4, 5 tane yaprak var. Ve bakınız buradan da yeni bir yaprak çıkartıyor. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer ki köksüz bir şekilde saksıya dikilmiş bir Difenbahya bu şekilde yeni yaprak çıkartmaya başlamışsa bu tuttuğu anlamına gelir. Yani bizim yapmış olduğumuz ve alelacele yapmış olduğumuz o işlemin her ikisinin de başarılı olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Zaten bakınız bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bunların kökleri ve filizleri ortaya çıkmış zaten su içerisinde. Peki bu 4 aylık süre içerisinde abim ne yaptı? Sadece bu suyun içerisinde bekletti. Su azaldıkça üzerine su ilave etti. Azaldıkça üzerine su ilave etti. Böyle suyu komple değiştirmedi. O şekilde tarif etmiştik. Böyle bir işlemde uzun da olsa köklenme gerçekleşmiş. Peki bunda köklenme gerçekleşmiş mi? Bu yeni çıkan yaprak köklenmenin gerçekleştiği anlamına geliyor. Ama biz sizi inandırmak için şimdi saksıyı açacağız. Köklerini de göstereceğiz ve her iki uygulamada da yani hem toprakta hem de suda köklenmenin gerçekleşebileceğini sizlere göstermiş olacağız ve bu yeni çıkan köklenmiş Difenbahya'mızı yeni saksıya alacağız. Önce şu büyük saksımızın işini halledelim. Şöyle büyük bir leğen getirdik. Elimize eldiven giyelim. Toprağın büyük bir kısmını en azından köklerini görünceye kadar toprağı eşeceğiz. Size köklerini göstereceğiz. Hem kendim de görmüş olacağım. Kendim de görmek istiyorum. Hemen hızlıca işlemlere başlıyoruz. Bakın arkadaşlar, ilk belirtiler ortaya çıktı. Bunlar kök çalışması. Kök girişimi, biraz daha aşağıya doğru inmemiz gerekecek herhalde. Evet. Arkadaşlar bakınız şu saksının içerisindeki suya bakın. Toprağa bakın daha doğrusu. Şimdi bakın. Gördünüz mü? Çok su her zaman bitkiler için zararlıdır. İşte bir yanlış sulama örneği. Bakın alt tarafta su çamur halinde. Hatta tamamen boşaltalım. Boşaltalım. Daha net bir şekilde size gösterelim. Alttaki drenaj deliklerinin açık olduğunu biliyordum. Ama bakınız o kadar çok sulanmış ki. Yani bu sanırım bir 3 gün falan önce sulanmıştı. Hala toprak çamur. Fazla su iyi değil. Hatta buraya bir su döksek daha net bir şekilde anlaşılacak. Şimdi arkadaşlar bakınız biraz yıkayınca her şey ortaya çıktı. Köklenme faaliyetleri başlamış ve devam ediyor. Yetersiz bir köklenme gerçekleşmiş bu 4 aylık süre içerisinde. Ama bu olumlu bir göstergedir. Yani bunlar hiç başlamamış olsaydı zaten bu yeşil alan komple kuruyacak ve üzerindeki bütün yapraklarda sararıp solacak ve bitki elden çıkmış olacaktı.
Daha doğru bir sulama ile daha hızlı köklenme gerçekleşebilir. İyi ki de açmışız. Bir hatayı fark ettik, hatayı gördük. Çok fazlaca sulanmış. Daha dikkatli bir şekilde sulamalarını söyleyeceğiz. Bu toprağa arkadaşlar 2 hafta su verilmezse bile hiçbir şey olmaz. Çünkü çok fazlaca su var. Zaten bu toprak kolay kolay nemini kaybeden bir toprak değil. Yani çok fazla su vermek ne köklenmeyi sağlar, bakın gördünüz mü? Çok köklensin diye sürekli su vermişler, doğru dürüst köklenmemiş. Ha, köklenme bir miktar var ama yetersiz bir köklenme. Fazla su hem köklenmeyi zayıflatır hem de mevcut köklerin çürümesine sebep olabilir. Şimdi geri tekrar dolduralım. Şimdi bakınız, saksının içerisine bir miktar saçak köklenmeyi arttırmak amacı ile solucan gübresi ilave edeceğiz. Solucan gübresini saksının ortasında bir alana koymakta fayda var. Şöyle bir dökelim. Solucan gübresi hem de toprağın içerisindeki fazla suyu bir miktar absorbe edecektir. Şöyle karıştırdık. Tam böyle o köklerin çıkmaya hazırlandığı o köklenme alanının etrafına bu şekilde solucan gübresi koymuş olduk. Solucan gübresi saçak köklenmeyi hızlandırır hem de toprak içerisindeki bakteriyel oluşumları, mantar oluşumlarını önler. Bitkiyi de aynı zamanda besler. Son derece faydalı bir gübredir solucan gübresi. Solucan gübresi de koyduk. Arkasından normal saksı toprağını geri dolduruyoruz. Evet, tamamdır. Şimdi bir temizlik işlemi yapalım. Arkasından da suya koyup köklendirdiğimiz difenbahyayı saksıya alacağız. Evet, çiçeğimize bir bakım yaptık. İçerisine köklenmeyi artırıcı solucan gübresi ilavesi yaptık. Bundan sonraki dönemlerde şu şekilde bitki besinleri ile beslemelerini söyleyeceğim. 2 haftaya bir veya işte ayda bir en geç bu şekilde bitki besinleri ile bitki desteklenirse daha hızlı saçak köklenme gerçekleşecektir. Bunu şimdi hemen yerine götürelim çiçeğimizi. Bakın penceremiz burası. Pencerenin hemen önü sayılır. Buradan güneş ışığı alacak ve inşallah bu köklenmesini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Şimdi diğer bitkimizin yanına gidelim. Hemen leğenin içerisine bir miktar torf koyalım. Eldivenimizi tekrar giyeceğiz. Saksımızı şuraya koyduk. Dolduralım. Bakın saksının altında 4 tane büyükçe irice drenaj deliği var. Böyle bir saksı kullanmak uygun olur. İçine saksı toprağından bir miktar koyduk. Bardağımızdaki difenbahyamızı çıkartalım. Yaklaşık 4 aylık bir süre içerisinde bu kadar köklenme gerçekleşmiş. Bu köklenme oldukça yeterli bir köklenme. Saksımızın içerisine bir miktar toprak doldurduk. Bakın solucan gübresi, içine göz kararı bir miktar solucan gübresi koyacağız. Şu şekilde yeterli olur. Bu gübrede ne yapacak? Köklenmeyi tetikleyecek, artıracak. Şöyle birazcık bir çukur oluşturuyoruz saksının dibine. Şu şekilde dikimini gerçekleştirelim. Evet, işte bakınız difenbahyamız artık köklendi ve bundan sonra buralardan yeni yeni kökler çıkartarak büyüyüp gidecek, kocaman gösterişli bir bitki haline gelecek. Arkadaşlar hangi bitkiyi yetiştiriyorsanız yetiştirin hiç fark etmez. İsterseniz salon bitkisi, isterseniz bahçe bitkisi, bitkiler sabır gerektirir. Öyle hemen bir günde tohumunu ekeyim, 2-3 gün sonra çimlensin, kocaman hemen işte gösterişli bir hale gelsin. Bu böyle bir dünya yok yani. Bakın. Bir difenbahyanın köklenmesi, suda köklenmesi bile 4 ay sürüyor. Bitkiler hem toprakta hem suda köklenebilir. Bu videomuz bunun kanıtı oldu. Topraktaki bitki köklenmiş, sudaki bitki
köklenmiş ve bunu da artık toprağa aldık. Hangisi sizin kolayınıza gelirse o şekilde köklendirme yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar, suda bitkiler biraz zor köklenebilir. Daha doğrusu suyun içerisindeki bitki gövdesi çürümeye başlayabilir. Alt taraftan veya işte su içerisinde kalan kısımlar renk değiştirir ve böyle işte mukoza tarzı bir kıvam alır, ondan sonra da çürümeye başlar. Eğer ki böyle bir sorunla karşılaşırsanız daha çok toprakta köklendirmeyi deneyin. Ama suda köklendirmek sizin için kolay oluyorsa ve bitkileriniz suda rahat köklenebiliyorsa suda köklendirmeyi de uygulayabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Sık sık suyunu değiştirmeyeceksiniz. Bir su koyacaksınız. Su azaldıkça üzerine su ilave edeceksiniz. Bu şekilde veya şunu da yapabilirsiniz. Bir bardak suyun içerisine bitkimizi köklenmesi için koyduk. Bu bitki bir süre bu suyun içerisindeki oksijeni kullanacak ama bir süre sonra bu suyun içerisinde oksijen azalacak. Ya yeni su ilavesi yapmanız gerekir veya şöyle de yapabilirsiniz. Bitkiyi suyun içerisinden alırsınız. Aynı suyu şöyle başka bir kaba koyarsınız. Yukarıdan aşağıya doğru dökerken su bardağın içerisine girerken oksijenle karışarak girer. Şimdi bu suyun içerisinde daha fazla oksijen var. Aynı bitkiyi getirir koyarsınız. 2 gün sonra başka bir bardağa bu şekilde böyle yukarıdan aşağıya dökerek suyun içerisindeki oksijen miktarını artırabilirsiniz. Ama bu zahmetli bir iş. Bunu yapmasak da olur mu? Yapmasanız da olabilir ama bazı nazlı bitkiler sadece böyle bir suyun içerisinde köklenmiyor, çürüyüp gidiyor. Onun için artık biraz da şansa bağlı arkadaşlar. Şimdi bakınız, bu difenbahyanın suda köklenmek için yeterli hormonları varmış, demek ki köklenebilmiş. Ben başka zamanlarda denediğimde hiçbir şekilde suda köklenmediğini görmüştüm. Suda köklendiremedik yani. Eminim sizin de buna benzer hikayeleriniz vardır. Ben suya koydum, işte çok uzun süre beklettim, kesinlikle köklenmedi. Bu biraz bitkinin sahip olduğu hormonlarla ilgili, biraz da bu işlemin yapıldığı zamanla ilgili. Eğer ki siz suda köklendirmeyi Şubat, Mart, Nisan ayları içerisinde, yani bitkilerin kök salma ve gövde çıkartma, büyüme hormonlarının hızlı bir şekilde salgılandığı aylarda yaparsanız başarı ihtimalini artırmış olursunuz. Ama siz işte Ağustos'ta yaptınız, Eylül'de yaptınız, Eylül'de yaptınız mesela, bitkiler artık böyle uyuma dönemine girdi. Yani hiçbir şekilde kök çıkartma, gövde çıkartma, yeni yaprak çıkartma eğiliminde olmadığı bir dönemde siz suya koyarsanız o bitkiyi köklenmeyecektir çok büyük bir ihtimalle. Köklenme erken bahar aylarında olur. Şubat, Mart, Nisan aylarında yaparsanız daha kolay bu işlemi yaparsınız. Biz de zaten bu işlemi Mart ayında yapmıştık. Mart ayında, Nisan ayında yaparsanız başarıya ulaşırsınız. Diğer zamanlarda suda köklenme biraz ihtimali düşük bir köklenmedir. Onun yerine toprakta köklendirmeyi deneyebilirsiniz. Mesela bitkiyi getirdiniz, köksüz bir şekilde bu saksının içerisine koydunuz. Arada bir su verdiniz, toprağın nemini muhafaza ettiniz. Tabii bu esnada bazı yapraklarını sarartacaktır. Niye? Çünkü kökü yok ki kökleri aracılığıyla alıp besini gövdesine, yapraklarına ulaştırsın. Bazı yapraklarını sarartacaktır. Bu normal. Sararan yapraklarını kesersiniz. En tepedeki birkaç yaprak kalır. Zaten o eski yapraklar sararıncaya kadar köklenme eylemi gerçekleşir. Ondan sonra yeni yaprak çıkartarak büyümesini sürdürür. Toprakta köklenme, suda köklenmeye göre daha garantili bir köklenmedir. Evet, ister suda, ister toprakta bitkilerinizi, difenbahyanızı köklendirebilirsiniz. Bu videomuz her iki uygulamanın da başarılı olabileceğine bir delil oldu. Siz de hangisi hoşunuza giderse, hangisi kolayınıza giderse aynı şekilde köklendirme uygulaması yapabilirsiniz. Evet, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir çiçek bakımı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.